Mage ile altın bilezik serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bölüme gördüğünüz gibi toplayıcılık yaparak başlıyoruz ama bölüme geçmeden tabii ki de her zamanki gibi çekiliş yapalım arkadaşlar. Bir kişiye yine bin Rice keşferi veriyor olacağım. Çekilişe katılmak için bu videonun altına yorum atmanız, herhangi bir yorum atmanız yeterli. Bu videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üç şey yaparak çat diye çekilişe katılabilirsiniz. Bir sonraki videonun sonunda çekiliş sonuçlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçen bölüm ne yapmıştık abi? Geçen bölüm harvesting gibi 30 seviyeye çıkarmıştık. Bunun dışında tailoring mesleğimiz Bizde 10 seviyeye ulaştırmıştık arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyordu? Enhance Heavy Ladder'ları artık basabiliyorduk. Bu bölüm bunları basacağız. Bakalım upgrade deniriz belki. Toplayıcılık yapmaya devam edeceğiz. Para kasmaya devam edeceğiz. Ve asıl mesleğimize çünkü tailoring çok düşünmüyorum. Seçmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi toplayıcılık ben yapayım. Sonucunu gösteriyor olacağım arkadaşlar. Bu arada geçen bölümde pazara koyduğumuz itemlerin bazıları satılmış arkadaşlar. Onları da tart tart üstümüze çekelim. Ve üzerimizde 3.8M var. Bu bölümü biraz cooking'e saracağım belki bu arada arkadaşlar. Bir sonraki sahnede ya da birkaç sonraki sahnede gösteriyor olurum. O yüzden bu corn ve patatesleri şimdilik satmayacağım. Belki cooking'imizi yani şundan bahsediyorum. Yani aşçılığımızı geliştirebiliriz şimdilik Aspenwood topluyorum. Toplayıcılığa devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bir sürü toplayıcılık yaptım arkadaşlar ve bunları toparlayabildik. Farklı şeylerle topladım ama onları bankaya koydum. Onları da gösteririm zaten arkadaşlar. 6,5 emlik bir toplayıcılık yapmışız. Hemen abi confirm diyorum ve buraya ekliyorum ve üzerimize zaten 42 Para var. 43 para var arkadaşlar. Bu arada ne topladım ek olarak onu da göstereyim arkadaşlar. Şu Rose Chip ve Wormwood'ları topladım çok sayıda. Cotton'u da topladım. Bunları tabii ki de pazara koymuyorum. Neden? Şu ikisi öblizme geliştirmek için arkadaşlar. 9 level'da bunu yapmak üzereyim. Bunu bir 10 seviyeye yapıp daha farklı şeyler toplayabilmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden para getiren şeyler dışında gördüğüm bu Wormwood ve Rose çiftleri de topluyorum. Şimdi abi ne yapacağım? Bu 4.2M karşılığında Priest Heavy Leather üretelim arkadaşlar. Şu iki parça üretelim. Bakarsın Enhance versiyonu çıkar. Bir upgrade deniriz. Bir şey yaparız ya da artı birini satmaya çalışırız. ben bunları pazardan biraz toplayayım ya da üreteyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir materyal toparladım. Bazılarını kendim ürettim. Özellikle fabrik ve koton yerinleri. Aynı şekilde ten tent leatherları da bazılarını ben ürettim arkadaşlar. Bunu ve bunu satın aldık ancak. Toplamda 32 m e geldi bunlar. Ve 3.2M karşılığında 10 adet heavy üretebileceğiz arkadaşlar. Bakalım abi. Burada direkt max yapıp basamıyorsunuz. Bir tane bastıktan sonra çünkü Bir dakika ya da iki dakika beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynen. 2 dakikaymış arkadaşlar. Süresi zaten burada yazıyormuş. Hemen ürete basıyorum. Bakalım kaç x gelecek. Onu da merak ediyorum. Hep kolluk basacağım ya. Niye bilmiyorum. Kolluktan gidelim abi. Bastık bakalım. Eksi de merak ediyorum. Kaç gelecek şu an üretiyor. Ve 462 x verdi abi. Çok güzel x veriyor bu arada. Hemen bir tane daha üretemeyeceğiz şimdi bu arada. Basıp bakalım. Şu an Doluyor ama üretti Tabii ki de üretmedi arkadaşlar. Saçma sapan bir uyarı verdi. Ancak üretebilirsin üretebilirsini Burada yazıyor zaten. Ben birazcık bekleyeceğim. Bekleye bekleye bekle, bekleye bekleye. Toplam 10 tane 20 dakika içerisinde basacağım arkadaşlar. Hepsini bastıktan sonra görüşürüz. Evet şimdi tüm materyallerle 10 adet PSD'dir ürettim arkadaşlar. 7 tanesi Crafted geldi. 3 tanesi ise Enhanced geldi arkadaşlar. Bu 3 taneyi ard arda attı sonra hep bundan attı. Dediğim gibi nazar değdi ya. Şimdi abi bundan artı birini ben şu an pazarda göremedim. 10-12M civarıydı normalde ama alınıyor mu bilmiyorum. Biz bence ilk craft'ımızı bir artılamaya çalışalım. Çünkü arkadaşlar şöyle auction house'a Burada satılan şeylerimiz oldu bile. Demin kurmuştuk zaten. Nokta n tekrar paramız oldu. Bu arada bunların tanesi bana 1 eme gelmiş oldu arkadaşlar şu an. E, maliyet olarak. Çünkü 3.2 eme 10 tane ürettik ama istediğimiz 3 tane geldi. 1 tane gelseydi e, maliyeti 3.2M olm olmuş olacaktı direkt. Bu şekilde burası toplamda yani e, tanesi PM'den toplam işte 3.2M'lik bir e, maliyeti var şu an buranın arkadaşlar bize. Şimdi bunları artı basmaya çalışacağım. Artı altı falan yaparsak kesin satarız. Bakalım abi geçiyorum geçmiyorum hep beraber göreceğiz zaten. Şimdi de upgrade yapmaya doğru gidiyorum. Ürettiğimiz enhanced heavy şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde artı 5'e göndereceğim. Hemen keşke doğruyom bir de gerçi yapmasaydık. bu ne kadar hızlı olsak da lag olduğu için. Bu hızlı olmayacaktır. Ama bu şekilde basıyoruz işte. Çok da dert değil. Bu artı bir tamam. Şöyle. Bu da geçti. Tamam kankam seni bir artı dörde hemen atalım tık diye. Tık diye geçti. Kankam sen zaten geçtin. Evet kankam sen yüzde yüz geçtin. Senin geçmeme ihtimalin yok. Evet çok güzel artı beş oldu. Kankam sen sen geçmesen de olur. Dedik. Geçtin. Güzel. Kankam Kankan senin geçti o yüzden senin de geçmen lazım. Çok güzel. 3 tane artı 5. 3 tane artı 5. No animation'ı kapatıyoruz. Daha doğrusu aynen kapatıyoruz. Hemen abi basıyorum hadi artı 6 be. İlkinden versen ne olur be. Valla oldu. Bu şu an 25'e arkadaşlar. Çok iyi be. Çok çok iyi. Şu an çok iyi kar ettik. Basalım abi. Bu da geçti. Abi neler oluyor? Bas bunu da. Abi üçünde artı altı yaptık. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Arkadaşlar hemen fiyatına bakıyorum. Abi artı biri bu tabi donluk. Artı biri bile 25 m. Şöyle bakalım. Abi en düşük 26 m gördüğünüz gibi. Biz de bu fiyatlara koyarız. Bilmiyorum. Bir bakalım koyalım e, buralara. Ne teklifler gelecek size gösteriyor olacağım. Eğer o fiyat yani 25 m'den bunlar giderse 75 m yaptık. 3 m arkadaşlar. Hadi SC'de harcadık 1.5 m. 5M diyelim. 5M'i 75M yaptık şu an. Yani böyle gidersek ben bunların hepsine 40 level yaparım kısa sürede. Böyle bir kar marjıyla bir şeyler üretirsek yani. Neyse devam ediyoruz. Bu seri de hep birlikte öğreniyoruz arkadaşlar. Bakalım abi. Biz mi çok şanslıyız yoksa hep mi böyle? Zamanla göreceğiz. Zamanla göreceğiz. Şimdi izleme devam. Bu arada bu Crafts olanları 600k artı birini pazara koymuşlar ama gideceğini hiç düşünmüyorum. Ben bunların hepsini çöpe atacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini atacağım. Ancak bir iki tanesini bir yere pazara koyarız. Olur da çekilirse artık bunları çöpe değil e, satmaya başlarız arkadaşlar. Hiç üstünde yer kaplasın. İstemiyorum. Bir tane kalsın numunelik. Bunu satmaya çalışırız. 600 kaya giderse daha ne olsun abi. Bu arada Hemen şeyi de göstereyim. 25.999'dan koydum arkadaşlar. Bakalım teklif meklif gelecek mi göreceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada pazara koyduğunuz bazı şeyler satılmış. Şöyle 187k, 710k, 617k buralardan geliyor ama ancak hala satılmamış şeylerimiz var burada gördüğünüz gibi. Bu bastığımız artı altılar tabii ki de bu fiyattan gitmiyor. Bakalım bunu normal pazar grupta koyacağım. Giderse kaçtan gittiğini de göstereceğim arkadaşlar. Bunlar giderse 10M'den bile gitse 30M deli gibi pamuk falan alırız. Ya da korn alırız bir şey alırız bir mesleğe yatırırız güzel olur. Şimdi devam edelim. Şimdi bir toplayıcılığa başlayacağım. Bakın neler toplayacağız, ne kadar toplayacağız ve ne kadar edecek. Hep beraber birazdan görüyor olacaksınız arkadaşlar. Bir sürü toplayıcılık yaptım ve şimdi 3 emlik bir pazar kuruyorum arkadaşlar. Bunların hepsini offline merchant'a koyacağız. Sadece 4 tane eşya koyabiliyorum çünkü zaten 4 tane burada eşyamız var arkadaşlar. O yüzden 4 tane koyabiliyorum. Burası bozuldu bu arada. Her neyse abi. Confirm diyorum. Hepsini koyduk. Şimdi ne yapacağız? Abi bizim üzerimizde üzerimiz zaten para oldu. Birazcık daha craft yapalım. Tekrar belki upgrade yaparız sonrasında. Yine enhanced heavy üretmeye çalışacağım. Yani şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Biraz üreteyim. Sonucunu gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir craft yaptım. Yine 10 tane ürettik ve yine 3 adet enhanced aldık. Bunları şimdilik bankaya koyacağım. Sonra belki upgrade yaparız. Ya da artı bir satmaya çalışırız. Bilmiyorum abi. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada geçmiş kısmına koyduğumuz. Geçmiş kısmına sattığımız bazı şeyler gelmiş arkadaşlar. Bunların parasını alıyoruz tekrardan şeyimiz oluyor. Güzel devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir upgrade yapayım dedim. Bunları üretmiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da artı altı yapmıştık. Şimdi bu artı yedi denememiz olacak. Hızlı bir şekilde basacağım. Hiç uzatmak istemiyorum. Olabildiğince hızlı bir şekilde bu kankalarımızı artı 5'e hatta artı 6'ya belki de götüreceğiz arkadaşlar. Bakalım sonra artı 7 deneyeceğiz. Umarım pişman olmayız arkadaşlar ya. Bakalım umarım geçiririz. Geçirirsek daha basit satacağız diye düşünüyorum. Çok uzun süre beklemedim ve de denemedim satmayı art altısını ama artı yedi yapmaya bir çalışalım. Zaten üretebiliyoruz yani kökü bizde. Ha bir üretiriz yanarsa da. Bir tane artı beşe yandı bile. İnanılmaz abi. Güzel. Art altıya yandı. Güzel. Kanka bu da yandı. Oğlum biz nasıl üç tane art altı ar 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 geçirdik? Evet. Şöyle yapalım ve artı diye ilk parçamızı Deniyoruz bakalım. Maalesef yandı. Kankam şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım seni. Haydi kankam verirsin sen. 7'yi. O da yandı. Evet. Birazcık fazla üretmek lazım arkadaşlar herhalde. bastık bunda. Evet bu da yandı. Hepsini yaktık arkadaşlar. Neyse yine üretiriz. Bakalım. Bakalım. Çok da kolay geçmiyor ya. Ya da şu an şansımız kötü. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Wormwood vesaire topluyorum abi. Çünkü... Herbalizmi bir önce on level yapmak istiyorum. Bu da %9 oldu. Şimdilik tailoring kasıyoruz Belki cooking yapacağız, belki herbalizm yapacağız belli olmadığı için. Yani daha doğrusu alçami belki de yapacağız. O yüzden bunu da on level bir önce yapmak istiyorum. O yüzden Wormwood vesaire buldum. Bu da tak 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 topluyorum arkadaşlar. Bu arada canlı yayındayken bir arkadaşımız size birçok hediye, yemek hediye etti gördüğünüz gibi. Mesela bu e, miningleri, iron orları vesaire %5 daha hızlı toplamımızı sağlıyor. Aynı şekilde şunu bastım. Bu da bu Wormwood'ları topladığımız zaman gelen Herbalism yüzde %5 arttırıyor arkadaşlar. Mesela ben bunu da kullanıyorum bazen şu an. Bu şekilde abi bir şeyler topluyoruz. Topladıktan sonra gösteriyor olacağım neler topladığımızı. Şimdi devam edelim. Bir süre toplayıcılık yaptım arkadaşlar. Böyle 4.2 emlik hatta 4.3 emlik yine bir pazar kuruyorum. Okşunu alsak kuralım bakalım. Bir de bir yandan da üretmeye devam ettim arkadaşlar. Onları da hemen göstereyim size. Şu şekilde 4 tane enhance yapabildik. 10 taneden bu sefer 4 tane çıktı. Bunları biriktireceğim. Artı 6 yapacağım. Biriktireceğim. En son beraber 7'ye basacağım arkadaşlar. Bakalım ya devam ediyoruz abi. Onlar bir satılsın. Koyduklarımız biraz daha pamuk alırız. Bir şey yaparız. Biraz daha üretim yaparız. Sonra upgrade yapmaya devam ederiz. Bir tane artı yedi yapsak ya da bir iki tane çok iyi hızlı ilerleyeceğiz abi. Biraz şansa da bağlı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağı bir toplayıcılık yaptım. Gördüğünüz gibi özellikle Wormwood ve Rose bayağı bir yine gördüğüm gibi topladım arkadaşlar. Dorion'daydık. Domatesimiz, mısırımız, patatesimiz bayağı fazla oldu arkadaşlar. Bunların hepsini bankada şimdilik biriktireceğim. Ve şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şunları kullanarak birazcık alçamiyi yani... Otçuluğu biraz ilerletmek istiyorum. Nasıl ilerliyor? Ne oluyor? Diye bir bakmak istiyorum. Sol tarafı gerçekten zor kasılıyor arkadaşlar. Çok fazla eks istiyor. Her ne kadar bunları çok fazla görseniz de hem bu materyaller az eks veriyor hem de geç toplanıyor arkadaşlar. E burası da fazla istiyor. Yani sol tarafı gerçekten zor ama duyduğuma göre sağ tarafı daha basit ilerliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar çok ucuz arkadaşlar. Yani bunları toplamayıp aslında pazardan çeksek ve tanesi bir kanın altında bunların. Burayı çok hızlı bir şekilde ilerletebiliriz. Bakalım abi şimdi ben bunlardan birazcık basacağım. Zaten topladım bayağı bir. Hemen bankada da biraz olması gerekiyor. Onları da göstereyim size. Hatta şunları da tık 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 bırakalım. Böyle bırakalım. En son topluca pazara koyacağım bunları. Bıraktık. Mısırları da koyalım. Avuç niye topladım bilmiyorum. Bu buraya değil. Bunlar buraya abi. Bunlar buraya. Bunların artık kategorize ettim arkadaşlar. Chopper Mine'ı da koyalım. Okeydir abi. Şunları 666'dan daha varmış burada. Bir de varmış. Abi bunların hepsini şimdi üretmeye başlayacağım. Üretirken gösteriyor olacağım. Bakalım sağ tarafımızı alçemiyi ne kadar ilerletebileceğiz. Hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi craft'a başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi alçemi yapacağız. Buraya geliyorum. Her birine birer tane ilk önce üretelim ve eksene bakalım. Ona göre eksine göre bir tanesini seçip ilerleriz arkadaşlar. Şimdi arjusu bir basalım. Bu yaprak üretiliyor. Şu holy water ise otçudan yani buradan 100 coin karşılığında alabilirsiniz arkadaşlar. ürete basalım. Burada %5'lik arttığını Bastım arkadaşlar Craft XP'sini artıran yemeği. 138 X geldi. Bunu deneyelim. Bence hepsi aynı verecek ama tabii deniyoruz. 207 verdi bu ikincisi. Şunu deneyelim hemen. Bu da mı 207? Bu da 207. Ha, bu daha az veriyor diğerlerine göre o zaman. Bir de bunu basalım. Bu da 207. Tamam abi şunu çok üretmeye gerek yok. Ama şu yaprakları değerlendirmek için. Bu da bankada birikmişti arkadaşlar. E bu hepsini ben bir basayım. Basabildiğim kadar hepsini basacağım arkadaşlar. Hatta üstümüzde 3.4'ten para var. Ne kadar para gittiğini de oradan Hesaplarız. Çok büyük bir şey gideceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Haydi şimdi başlıyoruz. Bunlardan bir sürü alacağım şimdi Otçudan ve başlayacağız. Sonucunu gösteriyor olacağım arkadaşlar. Umarım bunu bayağı bir level atlarız. Bakalım ne kadar atlayacak? Hep beraber göreceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi 4 seviye oldu. Bu kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmiyordum. Hemen vazgeçtireyim. Bir duralım abi. Çünkü 4 seviyede başka potlar da açılıyor. Evet, Small Rejuvenation Potion diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bunu da üretebiliyoruz. Bunu üretince bakalım. Bir tane üretelim. Ne oluyor? Kaç x veriyor? 346 veriyor bu da arkadaşlar. Biz şunu da bir üretelim. sonra full bundan üretelim ya bence. 4 level olmamızla beraber aslında şunları da üretebiliyorduk ancak bir çarpma bölme. Toplama bir sürü şeyler yaptık arkadaşlar ve fark ettim ki bu ikisini üretmek bunu üretmeye göre 15-20k kadar daha fazla eks geçiriyor. Totalde o yüzden bu ikisini bu level 1'leri üretmeye devam ettim. Artık 8 level'ları da üretebileceğiz. Ancak bunları henüz toplayamıyoruz. Sol tarafımız yani Herbalism 9 seviye olduğu için bunu 10 level yaptığımız zaman dildir. Rose Petals'tır. Bunları toplayabileceğiz. Bu ya çok iyi ilerledik. Beklediğimizden çok daha hızlı ilerledik arkadaşlar. Sağ tarafı bu alçemin üzerine gitmeyi ben istiyorum. Güzel gidiyoruz ya. Beklediğinden iyi gidiyoruz. Süper abi. Arkadaşlar toplamda 3.7M paramız vardı ve 3 emine Rose Shift ve Wormwood aldım. Toplamda 3600 adet almış olduk. Bunlar pek alıcısı olmadığı için ve çok fazla olduğu için sunucu da zaten. Ucuz arkadaşlar. Şimdi şunu da bir 600'e tamamlayayım abi. 270 adet mi almam lazım acaba? Evet abi şöyle alalım. Tam 650 adet oldu. Yanlış hesaplamışım. Her neyse abi craft dedik. Alchemy'e geldik. Ve şunu üretmeye başlayalım arkadaşlar. Bunları da deneyeceğim bu arada dil falan alıp. Bir bakarız ama şunu bir üretmeye başlayalım. Sonucunu yine gösteriyor olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu 8 level'lıkları artık üretmeye başladım. Ve artık 11 level %29 oldu bile şu sağ tarafımız. Alchemy mesleğinde. Yüzü eks getiriyor. Şimdi bu bittikten sonra bir de health potion'da basmaya başlayacağım. Şu an basabildiğim abi 500'lük mana potu bir işe yaramaz. Yani belki ezik bir karakter falan varsa o basarsa basar da bunları bankada biriktireceğim. Sonradan belki de çöpe atarız. Sonra health potion'u üretecek Bakalım abi. Burası güzel ilerliyor şimdilik ya. Birazcık hani uzun sürüyor. Böyle bekliyorsun başında hani bir şey izlerken falan. Ama bir şekilde ilerliyor abi. Bakalım nerelere getireceğiz ya. Allah girdik bir potçuluğa. Bakalım sonucu ne olacak. Arkadaşlar tüm paramız harcık. Sadece 56k paramız kaldı. Tabii ki de bankada bayağı paramız vardır. 79 en para var ama o tabii BP'mizin parası. Onu dokunmuyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bankada birikmiş olan şu domatesdir, potatodur, mısırdır. Bunların hepsinde de soğan, işte asparagus 8 tane varmış. Maşrumu da koyalım. Zucchini de koyalım. Şunları bir koyalım abi. Hatta kotonları bile koyabilirim fiyatı artmışken. Buradan tekrar bir para gelsin. O sırada biz toplayıcılık yapmaya devam edelim. Sonra gelen paralarla şu aldığımız 1700 adet rose tekrardan eritelim arkadaşlar. Bu arada Hemen şunu da göstereyim. 12 level oldu alçemimiz. Herbalizmimiz ise 9 seviye arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Mesela şu craft'a geleyim. Buradan alçemeye geleyim. Mesela medium rejuvenation potion diye bir şey var arkadaşlar. Ben şunu şu an basamıyorum. Sağ tarafım 12 level olmasına rağmen. Çünkü sol tarafım 9 seviye. Sol tarafım 9, 12 level olduğu zaman ben bunu basabileceğim. Yani meslekteki sınırınız iki tarafa da bağlı arkadaşlar. Yani bizim sol tarafımızı olabildiğince arttırmamız gerekiyor ki buradaki yüksek şeyleri basabilelim arkadaşlar. Sağ tarafa sadece bağlı değil. Sol tarafa da Bağlı. Bu arada şundan da bahsedeyim arkadaşlar şu an için bunu da üretseniz yani şu parçaların hepsi 5K'dan fazla tutuyor zaten bunu pazardan çekmek daha mantıklı oluyor bir ihtimal bir ihtimal sonradan bir güncelleme gelirse belki karlı bir şey olabilir dönüşebilir zaten o yüzden şu an alçeme yapan fazla insan yok şurada arkadaşlar 40 level yaptığın zaman 40 level yaptığın zaman sağ tarafı şunları süper mana potion ve jump potunu takasla alabiliyorsunuz arkadaşlar belki bunlar bir şekilde para ediyor olabilir bu, bu, karlı bir şey olabilir onun öncesinde şunları falan üretmek çok mantıklı değil şu an için arkadaşlar bir kar marjı yok gibi gözüküyor hatta zararına üretmişsiniz diye anladım ben ee, şu ana kadar bakalım abi şu an kolayken bunu ilerlete Olabildiğince gelecek için yatırım diyelim. Belki zamanla daha mantıklı bir meslek haline gelir bu. Şimdi ben bunları pazara koyayım. Sonra toplayıcılığa başlayayım. Zaten araya girer güncelleme veririm arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz abi. Altın bileziğimiz yoksa geliyor mu? Devam. Dediğim gibi offline merchant'ta bu itenleri koyuyorum arkadaşlar. Toplamda 5.6 M'lik eşya koyuyoruz. Confirm diyelim abi. Bakalım abi bunlar satılsın. O gelen paralarla alçemiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bir işim çıktı. Toplayıcı yapamamıştım ama bu sırada okuşundan sonra koyduğumuz bazı şeyler satılmış. Hemen bunları büyük bir keyifle üstümüze çekiyoruz abi. Tık 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 tık. Evet abi 3.5 em oldu galiba. Daha var mı? Daha yok. Daha zukkiniler, kornlar ve tonfifer bir tane kalmış. Hain herife bak. Neyse 3.5 emine paramız oldu. Biraz toplayıcılık yapalım. para yine çatır çatır harcayıp alçemi ilerletelim abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar pazara koyduğumuz her şey satılmış. 53 em tekrardan üzerimize para oldu arkadaşlar. Ve hemen Rose Petals alacağım. Alabildiğim kadar. Şu geliyorum. O 1.200'e var abi. Ben bundan bir 600 adet e alacağım abi. Biraz üretim yapalım. Bakalım. Hemen craft'a geliyorum şimdi. Şöyle gelelim. Alçemi diyelim. Şunu üreteceğim. Şundan da Ha 1700. Hmm, yani bir 850 tane alabiliriz bundan. Tamam ben bunu da tamamlayayım ve bunu üreteceğim arkadaşlar. Sonucunu gösteriyor olurum. Arkadaşlar dediğim gibi parçaları topladım 850 adette. Bunun tanesi zaten 100 coin sadece. Hepsini toparladım abi. Max diyoruz, üret diyoruz abi. Bakalım kaç eks gelecek onu da göstermek istiyorum. Bakalım kaç geldi? 693 simyacı puanı geldi arkadaşlar. Şu an log oldu için bir hata verdi. Doğru 14'e geçip ben devam edeceğim. Bakalım sonucunu dediğim gibi göstereceğim arkadaşlar. Yine üretimi tamamladım arkadaşlar ve sağ tarafımızı alçemiyi 15 seviye yaptık abi. İnanılmaz. Çok iyi ilerliyoruz. Şimdi birazcık toplayıcılık yapalım. Bir sürü toplayıcılık yaptım arkadaşlar ve herbalizm mesleğimizi 10 seviye çıkartabildik arkadaşlar. Alçemi zaten 15 level yapmıştık. Burayı da 10 seviye çıkarmış olduk bu şekilde. Bu ne demek oluyor? Artık elimize rare skete yursu. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunu bu makası takabiliyoruz arkadaşlar. Artık yeni bitkileri de toplayabileceğiz. Onlar bize daha fazla ekstretir olacak. Süper abi. Bunu da yaptık. Bu arada şunların hepsini şuradaki supply merchant'tan herhangi bir haritadaki supply merchant'tan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun değeri tam tamına 100k 20 level olduğumuz zaman epini takabileceğiz. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. O da BM. Uni de 10M arkadaşlar. Bu şekilde fiyatları var. Bu fiyatlar her türlü aletin. Common, Rare, Epi ve Uni için aynı arkadaşlar. Ya bunu da taktık. Güzel. Bu hedefi de tamamladık abi. Artık bölüm yavaş yavaş bitirebiliriz bence. Evet artık bu bölümde sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümde hem craft yaptık, tailoring'imizi ilerlettik. Enhance'ler bastık +7. Maalesef yapamadık upgrade denedik ancak olmadı. İlerleyen bölümlerde tabii ki de denemeye devam edeceğiz. Belki de basacağız. Buna ek olarak alchemy'yi zaten 15 seviye yaptık. Bunu 40 seviye yapacağım. Yani şimdilik bir işe yaramıyor dediğim gibi. Tek bir karı, bir şey yok o yüzden de zaten talep olan bir meslek değil şu anda arkadaşlar ama şu an için benim kolayıma geldi bu. Bunu yapalım en azından bir tane altın bileziğimiz bir olsun sonra diğerlerine bakalım diye düşünüyorum. Herbalizm'de yine aynı şekilde şekilde sol tarafını 10 seviye yaptık arkadaşlar. Harvest sink'te vesaire hepsi zaten yavaş yavaş arttı toplayıcılık yaparak farm atmaya devam ettik. Para kastık kan üzerinde 3.2M var ki alçemi ilerletmiş. Heylerinde bir şey birçok şey basmış halimizde. Hala 3 kalmış oldu arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde herbalizmi devam ettireceğim. Hem sağ tarafı alçemi hem de sol tarafı devam ettireceğim. Bunun dışında koalinge 20 seviye yapmak istiyorum arkadaşlar ve arkeolojide 20 seviye yapmak istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm bayağı bir toplayıcılıkla geçecek ve topladığımız şeyleri satarak yine mesleklerimize satıyor olacağız. İzleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık bu sayeden sonra geçen hafta yaptığımız çek çekilişin sonuçlarını görüyor olacaksınız arkadaşlar. Bir kişiye 1000 Rise Cash veriyor olacaktık. Kontrol etmeyi unutmayın. Bakarsınız size çıkmıştır. Çıktıysa benimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size çekiliş sonuçlarıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bölümü bitirdiğimize göre şimdi çekilişimizi yapalım arkadaşlar. Bir kişi 1000 Rise Cash kazanacaktı. Geçen haftaki bölümde zaten çekilişe katıldınız yorum atarak. Şimdi abi start diyorum ve kazanan geliyor abi. Bastık bakalım. Bakalım 1000 Rise Cash kime gidiyor? Ömer Yıldız'a gitmiş. Seri içerisinde ilk bölümde bu seri devam etsin mi diye sormuştum. Kankamız kesinlikle devam etmeli demiş. Ve kendisi bin rice gece kazandı arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyorum. Ekranda şu an benim Instagram adresimi görüyorsun kanka. Bana yazarak, özel mesaj atarak Instagram'dan bin rice kodunu alabilirsin. Arkadaşlar izleyen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde, bir sonraki altın bilezik bölümünde aynı zamanda BP'mizin pazar günlerinde videosu var. O bölümde de aynı şekilde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bay bay.